Ben bir şey diyeceğim sana. Bu Efendim? anlattığın şey benim zihnimde bir altın madenini açtı. <laughs> Okulda isyan çıktığı anı aklıma geldi. Ortaokulda isyan çıktı, okul yanıyordu. Öğretmenler Nasıl? bak öğretmenler bile karşı koyamadı bunu. 6. sınıf Adana Meryem Mehmet Kayhan Ortaokulu. O dönemden arkadaşlarıma selam olsun. Hepiniz bu anlayabilirsiniz. Varsa benimle aynı dönem okuyan, bunu gören. Ben 6D sınıfındaydım. D'ye geçene kadar 1 ve 5 arası 5... Şeyde A'da okudum. Selim Hoca'nın sınıfı. Varsa o dönemden dostlarım belki tanırsınız beni. Adana Meryem Mehmet Kayan Ortaokulu ile Adana Edebali Ortaokulu birleşti. Adana Meryem Mehmet Kayan İlkokulunun 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıfları Edebali'ye. Edebali'nin 5, 6, 7 ve 8. sınıfları Meryem Mehmet'e geçti. Bunlar Edebali'liler gelince biz okulda bir hareket başlattık. Bildiğiniz İkinci Dünya Savaşı Almanyası gibi edebalileri dışlıyorduk. Tamam mı? Ama böyle bir dışlama yok yani. Edebalileri dışlıyoruz. Ama kızlar dahil. Meryem Mehmet'in kızları da edebalinin kızlarını dışlıyor. Erkekler de erkekleri dışlıyor. Herkes herkesi dışlıyor. Baya böyle kavga etmeye falan çalışıyoruz. Neyse ondan sonra bizim şey bitti. Bir şekilde biz bir barışa vardık edebalilerle. İşte bildiğiniz şey bak. Kız aldık kız verdik edebalilerle. <laughs> Edebali'den bazı kızlar Meryem Mehmet'in erkekleriyle sevgili oldu. Edebali'den bazı erkekler işte Meryem Mehmet'in kızlarıyla sevgili oldu. Böyle olunca ya Edebali'ler o kadar da kötü insanlar değilmiş deyip biz kavgayı bitirdik. Edebali'den gelen bir tane kız vardı. Tamam mı? Kızın adını da gerçek adını söyleyemeyeceğim. Ya da aman simgeydi kızın adı. tam söyleyeceğim ne yapayım ya. Simge diye bir kız. Okulun ortak düşmanıydı neredeyse. Tamam mı? Kimseyle iyi anlaşamazdı. Ya iyi anlaşamazdan kastım şey falan değildi böyle ucube ya da böyle dışlanmış falan biri değil. Bayağı kız herkesle kavga ederdi. Tamam mı? Herkesle kavga ederdi yani. Herkese laf atardı, küfür ederdi falan filan. Ve hiç arkadaşı yoktu kızın okulda. Yani en arkadaşı olduğu insanlara bile hakaret ederdi, küfür böyle. O dönemde anaya küfür cinayet sebebi. Kimse sevmiyor simgeyi. Simge de sevilmek için bir çaba sarf etmiyor ama yani. Bayağı devamlı işte birine mal diyor, birine çirkin diyor. Ben o dönemler full cap takıyordum. Hip hop dinlediğim dönemler. işte ulaşın cap'i fake diyor falan. Herkese hakaret ediyor. Kimseyle arası iyi değil. Ne erkeklerle ne kızlarla. Bu işte şey Edebali vs. Meryem Mehmet Kayhan kavgasının olduğu dönem, araların yeni yeni ısındığı dönem. Bahçedeyiz. O dönemde öğrenciyiz biz. Akşam 5-6 gibi çıkıyoruz okuldan. Dediler ki Simge demiş ki bu okuldaki herkesin annesi her gece başka bir erkekle yatıyor. Bu önce bana geldi. Ben de yani birazcık okulun popüler çocuklarındandım. Çok popüler de arkadaşlarım vardı. Hepsine selam olsun buradan. Onlar anladılar kendilerini. Bugünü biliyorlar onlar. Biz bu söylentiyi yaymaya başladık tüm okulda. Amacımız ne? Simge'ye özür diletmek. Onlar sonra bize bu haberi getiren arkadaşı çağırdık. Dedik ki git ona söyle özür dilesin. Arkadaş gitti geldi dedi ki biz dedi söyledik Simge'ye özür dilesin diye. Simge diyor ki hepinizin annesi buymuş. Gerçekler buymuş özür dilemezmiş. Aa, biz bunu okulda yaymam yani yaydık şeyi herkes ya yani küfürsüz olanını küfürlüğü yaymamaya çalışıyoruz. Kızı öldürürler çünkü. Bu haber sızdı. Herkes bahçeye indi. Okulu da şöyle bir açayım göstereyim size. O dönemki okulum yani o yıllar işte tam o yıllar değil ama Herkes şuradan bahçeye indi. Biz de şuradayız. Ağacın oradayız yine. Ne yapacağız ne edeceğiz onu konuşuyoruz. Okulda da böyle işte annesini kaybeden arkadaşlar var. Annesini çok seven arkadaşlar var falan filan. Ya kafaya koyduk kızı döveceğiz. Linç edeceğiz. Anamıza küfretti diye. Herkesin bahçede olması ve bahçede de devamlı böyle vooo falan diye sesler çıkınca öğretmenler işkillendi. Bahçede bir nöbetçi öğretmenimiz vardı. Bahçedeki nöbetçi öğretmenimiz geldi bizim köşeye. Çocuklar ne oluyor hayırdır falan. Hocam Simge bu okuldaki herkesin annesine küfür etti. Analara söven babaları bulur hocam falan filan yapıyoruz hocaya böyle. Hoca cevap vermedi. Direkt müdürün odasına koştu. Hocam böyle böyle bir şey var. İşte simge anasına küfür etmiş öğrencilerin. Simgeyi korumaya alalım. Bizim öğrenci olduğumuz dönemde işte Bizim okul iki bloktan oluşuyor A blok B blok B blok B bloğa sığıyorduk biz A blok boş kalıyordu genelde i̇şte A blokta şurada bir tane laboratuvar var En üst katta bir müzik odası yaptırmıştık biz Hocayla beraber falan filan Ulan şey simgeyi yan bloğa A bloğa Müdürün olduğu bloğa en üst katın En köşedeki sınıfına koydular Kapattılar sınıfı sınıfında da kapısına sıra falan koymuşlar Ciddiyim bu arada ya bak yine O dönemden bir arkadaşımı arayacağım O dönemden konuştuğum bir saniye bu birazcık abartı gelebilir. Mecburen geçen gün Ümit Hoca'nın anısında anlattığım arkadaşımı arayacağım. O çünkü bu okulun, bizim okulun ha Ali müsait misin? Ali'ye de onaylatayım da şey yapın yani. Ali benim 12 yıllık eğitim hayatımın 12 yılında benle beraber olan bir arkadaşım. Fotoğraflarımız da var, gösteririm Ali yle. Alo geliyor mu sesim? Geliyor mu? Alo! Ben yayındayım yine bir anıyı anlatıyorum da buna senin yorumun lazım. Meryem Mehmet Kayan da 6. sınıfta Simge tüm okulun anasına küfür etmişti, onu bir sınıfa kapatmışlardı hatırlıyor musun? Bir dakika, bir daha söyler misin kurduğun cümleyi? Sonra <laughs> i̇şte herkes böyle çalışıyordu. Şeyi hatırlıyor musun? A blok. Sağdaki bloğun en üst katında en köşedeki odaya 3 tane öğrenciyle simgeyi kapattılar. Kapıya sıra koymuşlardı içeri giremeyelim diye. Hatırlıyor musun? E, a a a koymuşlar da okulda okulda işler çıkmıştı. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Bu kadarı yeter Ali. Meryem Mehmet'ten birkaç arkadaşımı daha arayabilirim bu arada. Yani bazen yorumlarda böyle kolpa yazanlar oluyor. Onun için ben çok takılıyorum. Simgeyi aldı öğretmenler. Hemen en üst katın en köşesine kapattılar. Sıra falan koydular kapıyı Sebebi de şey biz simgeyi öldüreceğiz yani. <laughs> Bahçeden şu ağaçların dallarını falan kırmışlar böyle. Orta çağda cadı avı olur ya onun gibi <laughs> Koşan var senin! falan diyorlar. Bizim kapılar, blok kapıları bak şu gördüğünüz blok kapıları kapanıp kilitlenebiliyor. A bloğun blok kapısını kapayıp kilitlediler. B bloğun blok kapısını kapayıp kilitlediler. Krizi çözmeleri lazım. Çünkü biz girersek simge Düreceğiz. Öğretmen de dinlemiyoruz. Bizim okulun böyle bir mikrofon sistemi vardı. Onu da göstereyim hatta. Çünkü böyle ben bilmiyorum birçoğunuzun galiba ortaokul hayatı benimkine oranla çok sıkıcı geçmiş. Ondan dolayı şey böyle ben anlattığımda uçuk geliyor. Ya yani mesela nereden göstereceğim bunu? Şuradan göstereyim. <laughs> Bak hocanın elinde bir mikrofon var görüyor musunuz? Bu mikrofon bizim okulun ses sistemine bağlı. Neyse o mikrofondan çocuklar herkes bahçede kalsın bu durumu uzatmayın işte okula polis çağırtmayın falan diyor tehdit diyorlar bizi Duracağız çünkü ya kızı. Sonra ben ve arkadaşlarım bir yolunu bulduk ve B bloğun kapısında bir açık bulduk. Kapıyı tam kapatmamışlar mı? Yok hatırladım. Yere yattık. Kilit şu şu tip bir kilit. Göstereceğim şimdi. Şu kapı ya. Şöyle alttan bir şey var. Şöyle L şeklinde. Sokuyorsun. Şöyle göstereceğim. Tam yapamadım. İşte sevgilim kadar yetenekli bir çizim şey olmadığım için. Şöyle Aşkım. bakın. Şöyle koyuyorsun. Bunu öbür tarafa çevirdiğinde yukarı kaldırıyorsun. Kilit açılıyor. Anladınız değil mi? Biz yere yattık. <laughs> yere yattık. Alttan kart formunda mı? Bir şey formunda mı? Bir şey soktuk. Onu böyle yukarı 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 yaptık. Ters çevirdik açıldı. B blok kapısı. Sonra işte şey diye bağırdık. B blok Yüzelemişler bir de. B blok açıldı diye bağırdık. Biz böyle bağırınca tüm okul B bloktan girdi. Öğretmenler de tutamıyor yani. ya Tutamaz ya. İmkanı yok yani tutabilmesinin. Bizim okulda o dönem 1500 mü 3000 mi öğrenci var. Tutamazlar yani. Biz bir girdik buradan böyle. Hoca, onu hangi sınıfta tutuluyor? Şeyi bilmiyoruz bu arada. Hangi sınıfta tutulduğunu bilmiyoruz biz. Tek bildiğimiz kapılar kapatıldı. Simge bir yerde güvende. Elinde böyle şuralardan kopardığı sopalar, yerden aldığı taşlar olan böyle bir sürü öğrenci. Sınıfların kapısını böyle tekmeyle açıyoruz artık. Neredesin lan sen falan diye. Sonra işte bize hemen yine böyle bir info geldi. Bir bilgi veren bir kuştan. İşte kanka simge A blokta müdürün iki kat üstünde köşedeki sınıf. Biz oraya koştuk. Bizim elimizde sopa yok. Ben hayatımda kavga etmiş biri değilim ortaokulda. Kavgadan da kaçan biriyim. Hangi yürekle? Koşuyorum. Duracağız diye. Abi üst kata çıktık. Şey böyle. Tıklım tıklım. Böyle böyle bak. Böyle böyle. Herkes birbirini itiyor. Öldürelim öldürelim diye Ondan sonra en üst kata çıktık artık bulduk Hatta bak saklandığı sınıfı da göstereyim mi size Bakın şimdi dur çok uzağa gittim Saklandığı sınıfı göstereceğim size Aha da zehirlendiğim anıdaki market Şuradaki sınıfta falandı galiba Bura müzik sınıfı yok burada değil Yani ya şuradaki sınıf ya şuradaki sınıf ikisinden biri olması lazım Tam hatırlamıyorum şurada olabilir Ya bunlardan birinde Biz bulduk kapıyı Aç lan aç Anamıza söylemek kolay mı Aç lan aç falan falan diye bu bağırıyoruz, kopya vuruyoruz, tekme atıyoruz falan ama hocalar da sanki böyle bir zombi apokalips varmış gibi sırayı böyle kaldırıp kapının kulbuna mı ne dayamışlar açamıyoruz kapıyı, tekme atıyoruz, bilmem ne falan filan kapı böyle bir aralandı simge bir daha hepinizin annesi oldu bu dedi. Onu nasıl oğlum? Kız devamlı tizliyor bizi yani. İşte hepinizin annesi oruç mu falan dedi. Kapıyı kapattı. Yanında da 4 tane öğrenci var. O 4 öğrenciden ikisi bende Instagram'da engelli. Sonrasında eğitim hayatımda tekrar karşılaştık onlarla. Hiç sevemedim. Biz şey o çocuklara bağırıyoruz şeyin yanındaki. Simgeyi bize verin yoksa sizi de döveriz. Siz onun işbirlikçisisiniz falan diye bağırıyoruz. Diyorlar hayır biz öğretmenler koydu buraya. Yapacağımız bir şey yok falan. Oğlum okulda çok büyük bir kriz var. Ya inanılmaz büyük bir kriz var. Kapısına falan vuruyoruz. Kapıyı kıracağız yani. Sonra ne oldu? Kata öğretmen geldi ve öğretmen bağırmaya başladı. Hepiniz atarım bu okuldan. Çabuk inin aşağı. Rezil herifler. Bilmem ne falan filan. Hocam adamıza sövdü ama. Ben namusumu yolda bulmadım hoca. Falan diye bağırıyor. Neyin namusu ya? Neyin namusu yani? Hangi kafayla yaptıysak böyle bir şey. Ondan sonra işte çabuk sınıflarınıza geçin. Çabuk falan filan. Sınıflara da aldık biz. Ondan sonra hoca özür diletti simgeye. Sonra 7. ya da 8. sınıfta Simge bizim okulda okumaya devam etti olaydan sonra. Kimseyle arkadaşlık kuramadı ama. Çünkü şöyle bir şey vardı. Biriyle arkadaşlık kuruyordu. Arkadaşlık kurduğu kişinin arkasından şey yapmaya var. Küfür etmeye falan başlıyordu. Velhasıl kelam bu olayın devamında tam olayın geçtiği yeri söyleyeceğim. 7. sınıfım. Ben okuldan hep sıkıldığımda okulda böyle arardım müdür yardımcısının yanına giderdim. Babamı arayabilir miyim derdim. Babam da anlardı. Baba ben hastayım karnım ağrıyor eve geçebilir miyim derdim. Babam da tabii oğlum işte hocana ver derdi. Hocam da izin kağıdı verirdi. Ben de eve yürür giderdim. Neyse 7. sınıf okuldan çıktım eve gidiyorum artık. Bizim okulum buralarda çok köpek oluyordu şuralarda. Benim eve de buradan gidiyorsun. Bak hatta evime gideyim mi buradan? Şuradan yürürdüm. Burada belli olmazdı. Buradan girerdim. Ya buradan aşağı ya buradan dümdüz ki genelde buradan aşağı giderdim bu aşağı sonra buradan dümdüz yukarı çıkardım. Böyle yine o günkü kafama göre ya buradan aşağı ya buradan dümdüz. Eski evim tabii. Depremden dolayı artık orada değilim. Dümdüz. Ondan sonra şu aradan aşağı, şuradan dümdüz. Zaten sağ yani şöyle söyleyeyim. 2024'te de bir fotoğraf almışlar. Ha şura işte bizim yıkılan blok buranın arkası bizim ev. Böyleydi yol. Neyse çıktım okuldan. Şuradan yukarı doğru çıkıyorum. Telefonla işte belediyeyi aradım. Dedim ki okulumuzun etrafında çok köpek var. Yani bu köpekleri lütfen alın. Yani çünkü çok saldırganlardı. Korkunç saldırganlardı. Telefonda şeyi duydum. Arkada biri konuşuyor. Evet Meryem Mehmet Kayan Ortaokulu. Evet simge. Bilmem ne falan filan. Evet evet. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı yollayın falan filan. Simge'yi okuldan aldılar. Ondan sonra biz haberlerden öğrendik. Simge kendi mahallesindeki yaşlı erkekleri, petleri işte mesaj atıp kandırıp 7. sınıf bir kız çocuğunun aklından geçene bak. Korkunç yani. Mesaj atıyormuş onlara. O işte kansızlar da kıza cevap verip işte anladınız konuşmanın nereye gittiğini. Simge de sonra o mesajları ailelerine atmakla tehdit edip kendine telefon falan aldırıyormuş. Sonra bu ortaya mı ne çıkmış? Ne? Evet, simgeyi okuldan aldılar. Ondan ne? sonra o adamları da tutukladılar. Öyle bir şey oldu, bilmiyorum o kadarını. Oha! Şimdi ne yapıyor, ne ediyor bilmiyoruz ama okuldan aldılar. Bir daha görmedik okulda yani. Çok garip bir kızmış ya. Evet, evet. Ama var ya o kızı ben sizin okul olsam bir döverdim, bir döverdim. Onun üstesinden ben gelirdim. Yok ya, seni sen... daha tanımamış. Yok, beni Yok, tanımamış. Gelemezdim sanmıyorum. Gelirdim, gelirdim. Çok garipti ya.